Merhaba dördüncü sınıflar, İngilizce evine hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci dönem ikinci yazılına çıkabilecek soruları birlikte çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz kıyafetlerle ilgili. Yukarıda gördüğümüz kıyafetlerin isimleriyle resimleri eşleştireceğiz. İlk resmimiz de bir ceket görüyoruz. Coat, ceket. İkinci resmimiz dress elbise. Üçüncü resmimiz t-shirt. T-shirt. Dört, trousers. Pantolon. Beş, skirt. Etek. Altı, socks. Çoraplar. Yedi, hat. Şapka. Sekiz, shoes. Ayakkabılar. Dokuz, sunglasses güneş gözlü 10. resmimiz scarf atkı Bir sonraki sorumuz ise hava durumları ile ilgili. Soldaki hava durumlarıyla resimleri eşleştireceğiz. İlk resmimizde hava güneşli. It's sunny. İkinci resmimizde hava yağmurlu. It's rainy. Üçüncü resmimizde hava rüzgarlı. It's windy. Dördüncü resmimiz It's snowy. Hava karlı. Beşinci resmimiz It's cold. Hava soğuk. Son olarak altıncı resmimiz It's hot. Hava sıcak. Bir sonraki sorumuz ise mesleklerle ilgili. Hangi mesleği yaptığımızı söyleyeceğiz ve nerede çalıştığımızı söyleyeceğiz. İlk olarak resimde ne görüyoruz? Bir çiftçi görüyoruz. I'm a farmer. I work on a farm. Ben bir çiftçiyim ve bir çiftlikte çalışırım. İkinci resmimizde ise bir aşçı görüyoruz. I'm a chef. I work at a restaurant. Ben bir şefim ve bir restoranda çalışırım. Üçüncü resmimizde ise bir doktor görüyoruz. I'm a doctor. I work at a hospital. Ben bir doktorum ve hastanede çalışırım. Dördüncü resmimizde bir itfaiyeci görüyoruz. I'm a fireman. I work at a fire station. Ben bir itfaiyeciyim. İtfaiye istasyonunda çalışırım. Beşinci resmimizde bir pilot görüyoruz. I'm a pilot. I work at an airport. Ben bir pilotum. Havaalanında çalışırım. Altıncı resmimizde ise bir polis görüyoruz. I'm a policeman. I work at a police station. Ben bir polisim. Karakolda çalışırım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada mesleklerle yaptıkları işleri eşleştireceğiz. Mesleklere bakalım ilk olarak. Farmer, doctor, pilot, teacher, vet, chef. Şimdi cümlelerimize geçelim. İlk cümlemizde I like helping animals diyor. Hayvanlara yardım etmeyi severim. Hangi meslekle eşleştirebiliriz? Tabii ki vet yani veteriner. İkinci cümlemizde I like planting vegetables diyor. Sebze ekmeği severim. Hangi meslekle eşleştiririz? Farmer, çiftçiyle. Üçüncü cümlemizde I like helping people. İnsanlara yardım etmeyi severim diyor. Hangi mesleğimizle eşleştirebiliriz? Doktor, doktor. Dördüncü cümlemizde I like cooking, yemek yapmayı severim diyor. Hangi meslekle eşleşir? Tabii ki şef. Beşinci cümlemizde I like teaching English, İngilizce öğretmeyi severim. Hangi meslekle eşleştirebiliriz? Teacher, öğretmen. Altıncı cümlemizde ise I work at an airport, havaalanında çalışırım. Hangi meslekle eşleşir? pilot yani pilot'la. Bir sonraki sorumuz ise mevsimlerle ilgili. Mevsimleri bir hatırlayalım. İlkbahar spring. Yaz summer. Sonbahar autumn. Winter ise kış. İlk resmimizde ilkbaharı görüyoruz. İlkbahar spring. İkinci resmimizde ise yaz. Summer. Üçüncü resmimizde sonbahar var. Autumn, sonbahar. Dördüncü resmimizde ise kış var. Winter, kış. Bir sonraki sorumuzda ise günler ve anlamlarını eşleştirmemiz istiyor. Sunday, pazar. Wednesday, çarşamba. Tuesday, salı. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Monday, Pazartesi. Thursday. Perşembe. Şimdi yer edatlarını uygun resmin altına yazacağız. Öncelikle edatların anlamlarını hatırlayalım. In içinde. On üstünde. Under altında. Near yanında. Behind arkasında demekti. İlk resmimizde baykuş kutunun içinde. O yüzden buraya In the box yazıyoruz. İkinci resmimizde baykuş kutunun yanında. Buraya ise near the box. Üçüncü resmimizde baykuş kutunun arkasında. Öyleyse behind the box yazıyoruz. Dördüncü resmimizde baykuş kutunun altında. Buraya under the box yazıyoruz. Ve son olarak baykuş kutunun üstünde. Buraya ise on the box yazıyoruz. Bu sorumuz çoktan seçmeli bir soru. Aslı ile Nehir'in konuşmasını tamamlayacağız. Aslı Nehir'e ne sormuş? Where does rüzgar work demiş. Rüzgar nerede çalışır demiş. Ver dediğine göre ilk olarak cevabımızda bir yer, bir iş yeri arayacağız. Rüzgar diye sorduğuna göre ise cevabımızda he öznesini kullanacağız. O yüzden cevap ya C şıkkı olur ya D şıkkı olur. Hemen ikisine de bakalım. Öncelikle C şıkkına bakalım. He works in an office. O bir ofiste çalışır diyor. Bu şık olabilir. Bir de D şıkkına bakalım. He is a businessman. O bir iş adamı diyor. Burada rüzgarın nerede çalıştığını sorduğumuz için cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzda ise görseli doğru ifade eden seçenek hangisidir? Buradaki kız ağaç dikiyor. Ağaç dikmek hangi şıkta var? Plant a tree. Yani A şıkkı. Diğer sorumuzda aşağıdaki haftanın günlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Sunday salı demiş ama Sunday pazar demek. O zaman A şıkkı. Dördüncü sorumuzda ise it's rainy today. Bugün hava yağmurlu. Take your neyi alması gerektiğini söyler. Hat, şapka, sunglasses, güneş gözlüğü, skirt, etek, umbrella ise şemsiye. O zaman bunun cevabı C şıkkı. Beşinci sorumuzda Çakan ve Irmağ'ın diyaloğunu tamamlayacağız. Hemen Irmağ'ın cevabına bakalım. It is cold and snowy. Hava soğuk ve karlı demiş. O zaman sorumuzda havayı sormamız gerekiyor. Hangi şıkta vermiş doğru cevabı? Tabii ki D şıkkı. What's the weather like? Hava nasıl? Altıncı sorumuzda ise Where is the cat? Kedi nerede diye sormuş. Kedi kutunun arkasında. Peki arkasında ne demekti? Behind. B şıkkında it's behind the box yazıyor. Yedinci sorumuz. I wear my bla 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 in summer. Boşluğa seçeneklerden hangisi getirilemez? Yazın bu seçeneklerden hangisini giymeyiz ya da takmayız? Hat, şapka. Bunu takarız. Sunglasses, güneş gözlüğü. Bu da olur. Shorts, short. Bu da olur. D şıkkında ise scarf var, atkı. Yazın atkı takmayız. O zaman cevap D. Sekizinci sorumuz. Resme göre cümleyi tamamlayan ifade hangisidir? Cümleye bakalım. I have ve sonra hair, saç demiş. Yani nasıl saçı olduğundan bahsedeceğiz? Kızın kıvırcık saçları var. Peki kıvırcık bu seçeneklerden hangisi? Long, uzun. Straight, düz. Wavy, dalgalı. Curly, kıvırcık. O zaman cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuz. What's the weather like in Erzurum? Erzurum'da hava nasıl? Resme göre bakarsak soğuk ve karlı diyebiliriz. It's cold and snowy. Soğuk ve karlı. Aşağıdaki cümlenin Türkçe anlamı hangisidir? Benim kız kardeşim mavi gözlere ve sarı saçlara sahip. Hemen A seçeneğine bakalım. My sister is tall and she has big eyes. Benim kız kardeşim uzun ve büyük gözleri var. Bu değil. 5 şıkkına bakalım. My sister has blue eyes and blonde hair. Benim kız kardeşimin mavi gözleri ve sarı saçları var. O zaman cevap B şıkkı. Sınav sorularımız bu kadar. Sınav konularını daha detaylı anlattığımız videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.